something 80,000 times smaller than the breadth of a ridge on a fingertip, unlocking a new frontier into cancer research. Nanotechnology, the science of building small, is changing the way we look at cancer. More importantly, the way we look at diagnosis and treatment. Nanotechnology allows researchers to build new tools that are actually smaller than cells, giving them the opportunity to attack cancer at the cellular and genetic level. This technology not only enables health practitioners to detect cancer earlier, but also holds the promise of stopping cancer before it even develops. This revolutionary approach is so precise, doctors will be able to design a unique treatment for an individual's own medical and genetic profile. Based on computer chip technology, diagnostic devices such as nanoarrays are thousands of times more sensitive and accurate than current techniques. Because of their size, multiple lab tests can be done more rapidly and at a much lower cost using one nano device instead of many. Nanoshells can be linked to antibodies that recognize tumor cells. Once they are taken up by the cancer cells, near-infrared light is applied, killing only the tumor and leaving neighboring, healthy cells intact. Scientists are engineering nanoparticles, such as dendrimers, to seek out and destroy cancer cells. This amazing technology can be customized for targeted drug delivery, improved imaging, and near real-time confirmation of cancer cell death. Merhaba arkadaşlar, ben Nurcan Öztürk. Nanoteknolojik ilaçları araştırdım ve konunun çok geniş olduğunu fark ettim. Dünyada bu konuyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde artarak devam etmekte. Özellikle kanser tanı ve tedavisinde önem taşımaktadır. Ülkemizde de bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmakta ancak yeteri kadar olmadığını düşünüyorum. Bu konuya yani nanoteknolojik ilaçlara daha fazla destek verilmeli ve önemsenmelidir. Nanoteknolojik ilaçlar geleceğin anahtarı diyebiliriz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba, bu videoda biyomalzemelerden bahsedeceğim. Öncelikle biyomalzemelerin tanımını yapıp özelliklerinden, tarihinden, bağlı olduğu bilim dallarından ve son olarak da yapımında kullanılan maddelerden bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz. Biyomalzeme, yaşayan bir sistemin parçası yerine geçen veya canlı doku ile yakın temas içinde çalışması için kullanılan doğal veya sentetik malzemelerdir. İnsan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek ya da desteklemek amacıyla kullanılır. Biyo uyumluluk, bir biyomalzemenin en önemli özelliğidir. Son dönemlerde oldukça duyduğumuz bir alan olan biyomalzeme, sanıldığı kadar da kısa bir geçmişi bulunmamakta,
aksine uzun bir tarihi mevcuttur. Tarihte ilginç örnekler var. Mesela Tycho Brahe'nin gümüş burnu, 1546 doğumlu Danimarkalı bir astronom bir sebepten dolayı burnunu kaybediyor ve ilk protez burnun sahibi. 2 numarada gösterdiğim Kahire ayak parmağı dünyanın en eski protezi. M.Ö. 950-710 tarihleri arasında yapılmış. 3 numarada gösterdiğim altın göz yaklaşık 5000 yıl öncesinde yapılmış. 1998 yılında arkeologlar tarafından bulunmuş. 4 numarada 6. yüzyıldan kalan antik Avustralyalı bir ahşap bacak var. Bilimsel anlamda yeni bir alan olmasına karşın uygulama açısından biyomalzeme kullanımı tarihin çok eski zamanlarına kadar uzanmakta. Mısır mumyalarında bulunan yapay göz, burun ve dişler bunun en güzel kanıtlarından. 1950'lerde kan damarlarının değişimi, 1960'larda kalça protezleri, 1970'lerde ise sentetik ameliyat ipliği gibi birçok biyomalzeme kullanılmaya başlanmış. Son 40 yılda ise birçok metal, seramik ve polimer vücudun değişik parçalarının onarımı ve yenilenmesi için kullanılmıştır. Ele aldığımız biyomalzeme bilimi çok geniş ve kapsamlı bir bilim alanı olmanın yanında medikal teknoloji alanında da ciddi derece katkıları bulunmaktadır. Biyomalzeme alanı, yaşam bilimleri, tıp, malzeme bilimi ve mühendislik gibi disiplinlerin birleşiminden oluşmaktadır. Bir biyomateryali diğer herhangi bir maddeden ayıran en önemli faktör, insan vücudunun dokuları ile temas halindeyken zarar vermeden var olma kabiliyetidir. Çünkü yeni biyomalzemeler ve yenilikçi cihazlar artık birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Biyomalzeme sentezi için malzeme türünün büyük bir önemi vardır. Vücutla temas içerisinde olduğu için fonksiyonlarını yitirmemesi gerekir. Örneğin polimerler, esnek yapıları ve fabrikasyonları kolay olduğu için ameliyat ipliği, kan torbaları, kalça kemiği oyuğu ve ilaç taşıyıcılarında kullanılan malzeme türüdür. Metaller ise güçlü, sert ve eğrilebilir olmasından kaynaklı kalça, eklem protezleri, kemik plakalar, vidalar ve diş kökü malzemelerinde kullanılır. Seramikler, biyouyumluluk derecesinin yüksek olması, inert, baskıya ve korozyona dayanıklı olmasıyla diş ve kalça oyuğunda ciddi derecede kullanılmaktadır. Kompozitler, güçlü yapıya sahip oldukları için kalp kapakçıklarında kullanılır. Malzemelerin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Merhaba, şimdi sizlere veteriner hekimde kullanılan biyomalzemeleri tanıtacağım. Öncelikle biyomalzeme nedir, oradan başlayalım. Biyomalzeme canlıyı tedavi eden, güçlendiren, organ ya da doku fonksiyonlarıyla yer değiştiren doğal ya da yapay malzemelerdir. Birçok alanda kullanıldığı gibi veteriner hekimlikte de kullanılır. Veteriner hekimler benzeri insanlarda da kullanılan birçok doğal ya da yapay biyomalzemeyi kullanırlar. Genelde kullanılan biyomalzemeler cerrahi uygulamalarında ya da fizik tedavi kısmında kullanılır. Bunlar aşılar hastalığa karşı bağışıklık kazanılması için kullanılır. Fotoğrafta gördüğünüz ise hayvanlarda kullanılan kutuz aşısıdır. Serum kanın sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında kullanılır. Damar yolu dolaşıma katılması gerekli maddelerin damara girmesi için oluşturulan yoldur. Yaraların sarılmasında sargı bezleri, tutturulmasında ise cerrahi bantlar kullanılır. Kan nakil işlemlerinde ise kan torbaları kullanılır. Kemiğin sabitleştirilmesinde kemik plaklarının kemiğe sabitleştirilmesinde cerrahi vidalar kullanılır. Gerekli maddelerin belirli zaman aralıklarında vücuda enjekte işlemlerinde enjektör pompaları görev alır. Açık yaraların kapatılmasında cerrahi zımba, ameliyat ipleri ve doku yapıştırıcıları görev alır. Ameliyat ipleri genelde kitin yapılı doğal maddelerden oluşur. Fakat sentetikleri de mevcuttur. Doku yapıştırıcıları ameliyat ipleriyle beraber ya da tek başına da kullanılabilir. Genelde böbrek, pankreas gibi hassas dokularda kullanılır. Ateller ve alçılar eklem ve kemiklerin düz tutulması işleminde kullanılır. Enjektörler maddelerin
vücuda enjekte işlemlerinde ve vücuttan sıvı alınımında kullanılır. Stentler de veteriner hekimlerin kullandığı biyomalzemelerden biridir. Stentler tıkalı kanal veya damarların açılmasında kullanılır. Haberin detayında ise insanlarda çocuk göğüs cerrahisinde kullanılan stentin ilk kez bir köpeğe uygulandığı anlatılmakta. Sebebi ise Türkiye'de hayvanlara yönelik stent üretimi olmaması ve yurt dışından getirilmesinin zaman alması. Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan merhemler, kas spazmları ve kas ağrılarını azaltması için kullanılan kas gevşeticiler, kontrollü yapay uyku için kullanılan narkozlar, hareket sistemindeki engelleri aşmak için kullanılan yürüteçler, mikroorganizmaları durduran antibiyotikler, kırık dişlerin tedavisinde diş dolguları ve diş implantları kullanılabilir. Uzuv kayıplarında ise protezler, estetik görüntü için ise diş telleri kullanılabilir. İşlevsiz eklemlerin yanına eklem protezleri, kalpte elektrik sinyal iletiminde problem olduğunda ise kalp pilleri kullanılabilir. Lensler ise göz tedavisinde kullanılır. Videoda ise köpeğe sahip tarafından takılan bir lensi görmekteyiz. Endoskopi sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde ucunda kamera ve ışık bulunan bir biyomalzememizdir. Diyaliz ise böbreklerin yeteri kadar işlev yapamadığı durumlarda kullanılmaktadır. Tomografi cihazı ve röntgen cihazı vücudun iç kısımlarının detaylı görüntülerinin oluşturulması için kullanılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim. Having the printout of the actual bone that they're going to be working on, it is a game changer for the ability for a surgeon to understand how exactly they're going to attack that surgery when they put the knife to skin. The idea came from a local surgeon that reached out to us and asked us for a 3D printed anatomical model to help him better prepare for a surgical case. So what we did is we took a CT scan and we converted that into a 3D printable model. We sent that over to him and he was actually able to manipulate the bone. He was also able to take the actual implant and practice on it so that he knows the exact size he needs and the location. What Sean is putting together here is an idea that fulfills a need that we didn't know we had. No one has held the larynx in their hand in a malleable way before that you could put sutures and pull that arytenoid back. You can touch it, you can move it, you can look at it, you can turn it around. Man, this is unbelievable. So this type of technology is available in the human field, but the main issue is the cost. Insurance usually reimburses everything, so these models can cost thousands and thousands of dollars. Our goal as a company is to create a business model and a sales model that reflects the veterinary market, that makes veterinarians and their pet owners able to actually afford this type of technology. And really what that does is just that benefits everyone. That benefits the pet, the owner, as well as the surgeon to make it easier procedure. Veteriner cerrahi ve ortopedik implant üretimi. Bir
dünyada olduğunu fark ettim. Biz veteriner hekim adayları olarak ve veteriner hekimler olarak ileriye, ülkemize, kendimize ve bilime daha çok şey katabiliriz. Umarım tüm veteriner hekim olarak bu bilince varabilir ve çok daha güzel bir yol. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu yaparken yeterli sayıda kaynak bulamadım ve biraz zorlandım. Bu konuya gerektiğinden daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz veteriner hekim adayları olarak sağlıklarıyla sorumlu olduğumuz hayvanlara bunu borçluyuz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere veteriner hekimlerin en çok kullandığı 5 uygulamadan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Smart iVet. Bu uygulama daha çok klinik hekimleri tarafından tercih ediliyor. Bu uygulama sayesinde hasta sahibine ait randevu bilgilerini, ödeme geçmişini, adres ve telefon numarası gibi hasta sahibine ulaşabileceğimiz bilgileri elde edebiliyoruz. Aynı zamanda hastayla ilgili geçmişte uygulanan tedavi bilgileri, laboratuvar sonuçları, muayene geçmişi gibi tanı koymamızı kolaylaştırıcı bilgileri de elde edebiliyoruz. Klinik hekimleri tarafından tercih edilmesinin diğer sebepleri ise kliniğin finansal durumunu takip edebiliyoruz. En çok ziyarete gelen müşteriyi ya da uzun süredir ziyarete gelmeyen müşterileri görebiliyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmeye yakın olan ürünleri takip edebiliyoruz. Deponun stok durumunu, gider listesini görebiliyoruz bu uygulama sayesinde. İkinci olarak sürü yönetimi. Bu uygulama daha çok büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta kullanılıyor. Hayvanların kızgınlık dönemini takip edebiliyoruz. Aşılarını takip edebiliyoruz. Süt verimini takip edebiliyoruz. Gebelik dönemlerini takip edebiliyoruz. Erkek hayvanlarda kilo ve randıman takibi yapabiliyoruz. Üçüncü olarak DataVet. Bu uygulama veteriner hekimlerin laboratuvar sonuçları için kullandığı bir uygulama. Çünkü laboratuvar sonuçlarını biyokimya, hemogram, hormon, kan gazları, idrar ve EKG gibi alanlara ayırarak daha kolay inceleme yapmamızı sağlıyor. Laboratuvar sonuçlarını yüksek ve düşük şekilde işaretleyebiliyoruz. Aynı zamanda
birçok hastalığa ait özet bilgi ve tedavi şekilleri içeriyor içerisinde. Bunları da okuyup inceleyebilirsiniz. Dördüncü olarak Vet Calculator Plus adlı bir uygulama var. Bu uygulama daha çok hesaplama yapmaya yarayan bir uygulama. Hastalar için kullanılacak olan ilaçların dozlarını hesaplayabiliyoruz. Ayrıca bu hesaplamaları kaydedip paylaşabiliyoruz. Fakat bu uygulamada Türkçe dil seçeneği olmadığı için çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. Son olarak Vet Asistanı. Bu uygulama hem veteriner hekimler hem de veteriner hekim adayları için ortak olarak kullanılabilecek bir uygulama bence. Bu uygulama birçok hayvana ait hastalıkları, bu hastalıklara ait semptomları, ayırıcı tanıları bünyesinde içeriyor. Bu semptomlardan seçim yapılarak en uygun hastalık belirleniyor ve bu hastalığa ait özet bir bilgi sunuyor önümüze. Veteriner hekim adayları için ise çok geniş bir dijital kütüphaneye sahip. Birçok akademik bilgiye bu kütüphaneden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Aslında bu uygulamaların hepsini tek tek kendim kullanıp deneyimlerimi sizlere aktarmak isterdim. Ama uygulamaların hepsi ücretli olduğu için bunu yapamadım. Bunun yerine tanıdığım birkaç veteriner hekimle iletişime geçerek hangi uygulamaları kullandıklarını ve bu uygulamalardan ne kadar memnun kaldıklarını, ne amaçla kullandıklarını öğrendim. Bu öğrendiğim bilgiler ışığında da sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarayacak, faydalı bir video oluşturabilmişimdir. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim çiftçi hekimi amacıyla kullanabileceği bir iş uygulama ödevini elimden geldiğince bu videoda anlatmaya çalışacağım. Uygulamalarımız sürü yönetimi uygulaması, veteriner uygulaması, veteriner dictionary, proklinik büyükbaş ve drugs uygulamaları olmak üzere bu 5 uygulama çatısı altında anlatmaya çalışacağım. Sürü yönetimi uygulamamız ilk uygulama olarak. Sürü yönetimi uygulaması ile kızgınlık takibi, verim kontrolü, gebelik takibi, randıman ve kilo takibi, karlılık takibi yapılabilir. Sürü yönetimi küçük ve büyük bütün işletmeler, hayvan yönetimi, çiftlik yönetimi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Uzaktan vergi sistemi masaüstü bilgisayarından veri girişine, veri erişimine olanak verir. Bütün hayvan kayıtlarınızı Excel dosyasına aktarabilir, kayıtlarınızı yedekleyebilir, bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Uygulamamızın mağazada küçük resmi görüldüğü gibidir. Yanında da içerik fotoğrafı yer almaktadır. Veteriner uygulamamız. Veteriner uygulaması tüm hayvanlar hakkında bilgi alabileceğiniz ücretsiz cep telefonu uygulamasıdır. Hayvanlar hakkında besleyişleri, eğitimleri, acil durumlarda bazı sağlık konuları içerir. Hayvanlarımızın ne yediğini, ne ile beslendiğini, bakımlarının nasıl olması gerektiğini anlatan hayvansever uygulamasıdır. Birçok bilgi ve değerli kitaplar içermektedir. Küçük resmi gördüğü gibidir. Yanında da istediğimiz hayvanı seçerek bilgi alabiliriz. Veteriner Dictionary. Veteriner sözlük hep veterinerlik bilimi alanında bir yardımcı olarak size sağlamak için geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz görüldüğü gibidir. Tercümesi olduğu için söyleyemedim. Öğrenciler tarafından geliştirilmiştir diyerek noktalamak istiyorum. Görüldüğü gibi küçük resmim mağazada bu şekildedir. Yanda da arama seçeneğine giderek Latince temelli kelimelerimizi aratarak çevirisini yapabiliriz. Proklinik büyükbaş uygulamamız. Proklinik büyükbaş programı büyükbaş çalışan veteriner hekimler ve veteriner klinikler için geliştirilmiştir. Program lokal modda çalışır, yani sürekli internetten veri gönderme alma işlemi yapmaz. Sadece verilerinizi iki açılışta program tanımlarını çekerek internet bağlantısı gerektirir. İstediğiniz zaman verilerinizi cihazınıza yedekleyebilirsiniz. Hasta kayıtlarınızı, cari işlemlerinizi program sayesinde Android cihazınıza tutabilirsiniz. Küçük resmi görüldüğü gibi yanına da istediğiniz işleme tıklayarak işimizi halledebiliriz. VetDrax uygulamamız. VetDrax uygulaması bir ilaç bilgi uygulamasıdır. Uygulama ile ilaç adı, ilaç kullanım şekli, ilaç indikasyon ve kontraindikasyonları, ilaç dozları ve aşım dozları, ilaç çeşitleri ve kullanımları, laboratuvar hususları, ilaç yan etkileri ve akut toksit ilaç etkileşimine ilgili bilgi alınabilir. Küçük resmi görüldüğü gibidir. Yanında da ilaç istediğimiz ilaca tıklayarak okta görüldüğü gibi
ilaç hakkında bilgi alabiliriz. Ödevi bu şekilde tamamlamak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Adım Damla, soyadım Türkeli. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin sunumunu yapacağım. Benim ödev konum veteriner hekimlerin akıllı telefonlarında laboratuvar çalışmaları amaçlı kullanabileceği en faydalı 5 uygulama. Burada uygulamaların isimlerini görüyoruz. Laboratory Timer, DataVet, Chemist Biotics, Veterinary Dermatoloji, Anatlab Histoloji. İlk uygulamamız Laboratory Timer. Kullanması kolay, birden fazla alarm seçeneği sunan ücretsiz bir uygulamadır. Laboratuvar çalışmalarında süre tutmamıza yardımcı olacak bir uygulama. Bu uygulamayla zamanlayıcıları duraklatıp devam ettirebiliriz. Alarmlar çaldığında bir bildirim alabiliriz ve ihtiyacımız olduğu kadar çok alarm ekleyip çalıştırabiliriz. İkinci uygulamamız DataVet. DataVet veteriner hekimliğin datasına pratik, kolay ve uygulanabilir şekilde mobil platformlardan ulaşmanızı sağlayan ücretli bir uygulamadır. Bir yıllık abonelik ücreti 950 TL. Köpek ve kedi hastalarınız için elde ettiğiniz laboratuvar sonuçlarını biyokimya, hemogram, hormon, kan gazları, idrar, EKG ve diğer alanlarına ayrı olarak girebilirsiniz. Burada DataVet uygulamasının fotoğraflarını görüyoruz. Üçüncü uygulamamız ise Chemist Biotics. Laboratuvar ekipmanlarıyla deneyleri, prosedürleri, kimyasalları satın almadan yapmanızı sağlayan ücretli bir uygulamadır. Bir yıllık abonelik ücreti 80 TL'dir. Burada Chemist Biotics'in ön izlemesini gösteren bir videomuz var. Chemist Biotics uygulaması videoda da gördüğümüz gibi aslında bize laboratuvar ortamı olmadan da deneyleri yapmamızı sağlıyor. Chemist Biotics uygulamasında 17 temel laboratuvar cihazı sadece sezgisel olarak kullanımı kolay değil, aynı zamanda tüm bilimsel gereksinimlerinizi de karşılayabilir. Kimya deneyleri eğlencelidir ancak bazen o kadar da güvenli olmayabilir. Chemist Biotics sayesinde laboratuvar ortamında tehlikeli bir olay çıkarmadan deneylerimizi yapabiliriz. Dördüncü uygulamamız veteriner dermatoloji. Veteriner dermatoloji size karışık makalelerin, bilimsel makalelerin, vaka raporlarının ve daha fazlasının uyarıcı yüksek etkili bir karışımını sunar. Erken görüntülenme ile son makalelerle güncel kalın. Yeni sorunlar olduğunuzda uyarılar alabilirsiniz. Çevrim dışı dahil olmak üzere hızlı ve kolay erişim için makaleleri indirebilirsiniz. Ve son uygulamamız Anatlab Histoloji. Anatlab Histoloji Atlas uygulaması, ultra yüksek çözünürlükte histoloji mikroskobik slide görüntülerinin eksiksiz bir koleksiyonla mobil erişim sağlar. Bu sistem, biz öğrencilerin olduğu gibi öğretmenlerin, araştırmacıların ve genel halkın fiziksel bir mikroskopta gerçek slaytların bir koleksiyonuna bakıyormuş gibi vücudun tüm mikroskobik manzarasını keşfetmelerini sağlar. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.